Evet, şöyle bir sorunumuz var. Çarşamba gününe kadar gerçekten geçmiş teklifler, geçmiş iş konularınız karşınıza gelecek. Bazı pürüzlerle ilgili noktada devamlı geçmiş iletişim yaşamak zorunda kalacaksınız. Yani geçmişte yaptığınız iş sizinle ilgili bir sıkıntıdan kaynaklı sizinle iletişime geçecek. Kendi işinizi yapıyorsanız geçmiş konularla ilgili insanlarla aranızda pürüzler yaşayabilir. Bunlarla iletişiminiz çok sert ve hararetli söz konusu olabilir. Yani bu hafta çarşamba, perşembe gününe kadar bu geçmişle alakalı konularımız ön planda olacak. Perşembe özellikle günü daha bu haftanın verimlilik evrakları koşturma, yeni teklifler, kendinizi daha hissedeceğiniz alanlara geçiş yapacaksınız ama çarşamba gününe kadar çıldırmış, perşembe sakinleşmiş olacaksınız değerli oğlak burçları. Bir yerde paranız bekliyor. Bununla ilgili bir türlü gelmediği için tedirgin ve paniksiniz. Yani işi büyütmek ve iş alanını tekrar açmak istiyorsunuz ve uzun süredir evde devam eden bazı oğlaklar için daha hareketli. Özellikle Mart ayı, yani bu 14 Şubat'ı geçirdikten sonra Mart ayı iş kapılarınızda açılma, daha verimlilik sürecini sağlayacaksınız. Sadece yapmanız gereken tek şey finansınızı doğru yönlendirmeniz lazım. Yani çok fazla ona iyilik yap, buna iyilik yap, onu toparla, bunu toparla derken kendiniz maddi olarak daralmaya başlayabilirsiniz. O yüzden dikkat diyelim. Evet, büyük işler peşinde koşturan, özellikle borsayla uğraşıyorsanız, telefonda iletişim halinde dijital borsacılık yapıyorsanız büyük kazançlarınız söz konusu olacak. Ortaklı işlerinizle ilgili kapıların aydınlanma ve daha büyük devletten alacağınız destekler söz konusu olacak. Bununla ilgili beklediğiniz paralar hesabınıza yatmaya başlayacak. Eğer kurumsal bir firmada müdür ya da müdür yardımcısı olarak çalışıyorsanız konumuzda büyük bir değişim, rahatlık söz konusu olacak. Eğer normal düzenli bir iş kapınız varsa burada bir değişim değil de maaşınızla alakalı konuşmanız gereken konularınız var. Bunlar bu hafta gündeme gelecek ve siz bunları toparlayacaksınız ama perşembe gününe kadar lütfen geçmiş konularımızı kapatmamız lazım ki geleceğe daha doğru noktada oluşmamız lazım. Sizin bir geçmiş bu hafta sizi zorlayacak. Duygusal olarak ilişkinizle seyahat etmek, kendinize vakit ayırmak, beraber planladığınız bir yolculuk süreci devreye girecek. Bu da size iyi gelecek. Hafta sonunuzu doğru değerlendirmek, köye gitmek, dağa gitmek gibi düşünceler olan bazı oğlak burçları bu kapınızın da hayırlı olacağını söyleyebilirim. Evet, özellikle de grupsal işlerde çalışan bazı oğlak burçlarında güzel kazançlar. Yani grup işinde çalışıyorsanız, o onu paslıyor, bu bunu paslıyorsa, bunlarda hiç beklenmedik paralar hesabınıza hızlı şekilde girecek. Kendi markanızla uğraşan bazı oğlak burçlarında maddiyat krizi çok ön planda ve artık satılacak hiçbir şey kalmadı. Evimin parasını ve çocuklarımın rızkını bile ödeyemiyorum diyorsanız 27 Şubat itibariyle bunlarda yavaş yavaş toparlanma, daha verimli süreçler sizin hayatınıza girecek. Devlet işine girmek isteyen, devletle ilgili yüksek eğitiminiz ya da tamamlamanız gereken evrağınız varsa bunlarla ilgili altyapıyı oluşturabilir. Yeni oluşumlar içerisine girebilirsiniz değerli oğlak burçları. Şöyle demişim, dijital bankacılıktan para kazanmak, borsayla ilgilenen bazı oğlak burçlarında küçük küçük paralar geçiş olacak. Aman fazla para yatırmayın, paranız ziyan olmasın diyorum. Bir de kendi işini farklı bir noktada ortak almak isteyen ve alanını büyütmek isteyen o oğlaklar için evet bir ortak teklifi var. Değerlendirin, maddi olarak da sizi çok büyük rahatlatacak. Bu alanı sakın kaçırmayın diyorum. Devlet ya da büyük kurumsalda çalışan bazı oğlaklarda da bulunduğunuz alanda stresli bir dönem. Sakin olun, sakinliğinizi koruyun diyorum. Sağlık olarak özellikle ayak ağrılarınız, diz kapak ağrılarınız, diz sıvılarınızı ihmal etmeyeceksiniz. Ve sizin de banyo probleminiz olabilir. Banyodan su akıyor olabilir, koku çıkıyor olabilir, koku sizi rahatsız ediyor olabilir. Banyo tadilatınız ön planda uyarı vermiş gözüküyor. Bir de ev içindeki kapıların değişimi, kapıların gıcırdatması rahatsız ya da kapı süngürlü bir kapıysa bile burada bir sıkıntı var, dikkat edin diyorum. Aile büyüklerimizde özellikle anne ile alakalı bir sağlık problemi ve baba ve kardeşler arasında bazı mal konuları ile alakalı tartışma, siz de bu tartışmanın içinde o ister istemez olacak ve biraz gerileceksiniz. Evli oğlak burçlarında ev alma kararı içerisinde, çünkü bulunduğumuz alanı taşımak istiyoruz. Bekar olan bazı oğlak burçları da aileden taşınıp kendine bir ev kurmak, yeni bir düzen oluşturmak istiyorsunuz. Buna hem cesaretiniz var hem maddi korkularınız var. Biraz daha toparlanmaya ihtiyacınız var. Ve biraz daha beklemenizi uygun söylüyorum. Sizde de bazı miraslar var ama daha yasa konuları ön plana çıkmamış. Bunlarla ilgili adaletli şekilde paylaşılacak
Biraz daha vakte ihtiyacınız var. Biraz daha altyapıyı güçlendirmeye ihtiyacınız var değerli oğlak burçları. Sevgi ve mutlulukla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.